Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Oları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan zil butonunu açarak da haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Dün o kadar çok görüntülenme aldı ki dakika sayısından fazlaydı yani. 300 falan görüntülenme dakika sayısına göre fazlaydı arkadaşlar. Sadece bakıp kaçıyorsunuz. Bir iki dakika izleyin. Hani modeli falan ilk önce göstermeyeceğim artık. Herhalde modelin ilk önce hemen bir bakıp kaçıyorsunuz. Biraz beğeni yapın, yorum yapın. Hani emek var sonuçta. 4 ay, 5 aydır tığ oyası çekiyorum. Görüntülenme rekoru dün kırıldı. Bu kadar görüntülenmeye bu dakika biraz yani hani derler ya gözünüzün zekatı olsun, bir iki dakika izleyin. İlmin zekatı olarak bazı şeyleri hani anlatırlar, bazılarını parayla yaparlar. O açıdan yani siz de bir iki dakika emek için bir yorum yapın. Bir iki dakika, beş dakika bir izleyin. Ondan sonra gidin arkadaşlar. Lütfen hemen girip yarım saniye bakıp geri kaçmayalım. Biz de bu videoların devamını getirmek için sizlerin izleniminize, beğeninize ve yorumunuza göre devam ettirebiliyoruz. O yüzden emeğe saygı, kul hakkı ne derseniz artık arkadaşlar. Evet, kul hakkı demişken şimdi ben bu videoyu Instagram'da pazar günüydü sanırsam. Çok beğenildi. Çok Ebru Çiçek arkadaşım o yapmıştı. Ben de çok hoşuma giden modelleri biliyorsunuz size paylaşıyorum. Şimdi modelin nasıl olduğuna geçelim arkadaşlar. Modelimiz bu. Fıstık modeli, bilinen bir model. Fakat arkadaşlar yaprak alt kısmı böyle yan yan çok hoşuma gitti. Değişik Ebru Çiçek'in tasarımı. Çok hoş olmuş arkadaşlar. Böyle zeki tasarım yapan insanların da çok hoşuma gider, çok beğenirim. Hiçbir şeyi kıskanmam arkadaşlar hayatta. Sadece ilim yönünden kıskanırım. O da zaten sünnettir biliyorsunuz. İlmi ne güzel maşallah, subhanallah, Rabbim daim eylesin. Evet, modelimizin yapımına yeşilini yaparak geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde tığ battılarımızı hazırlıyoruz. İkişer zincir çekerek yemenimizin kenarını, tığ battılarını hazırlayıp tığ battığımızın içine sık iğne ile kapatıp üzerine bir zincir çekiyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde başlarken de şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum. İpim uzatıp ipimin tek katının arasından girip bu şekilde arkadaşlar örümceğimi yapıyorum orta boy. Ve tığımın başını iki defa doladım. 1, 2, 3 tığ battı atlıyorum. 4. tığ battımın içine 2, 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımın başını doladım ve trabzanımın arasına girdim. 1, 2, 2. Bir defa tığımın başını doluyorum. Trabzanıma girip 1, 2, 2, 3 oldu. Tekrar bir defa doluyorum. 1, 2, 2, 4 oldu. Tekrar bir defa dolayıp bu şekilde trabzana girdim. 1, 2, 2. Tam buraya 5 tane arkadaşlar bu şekilde trabzanımı yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincirimi dönüp ilk trabzanımın buradaki ilk trabzanımın tepesini arkadaşlar kapattım bu şekilde. Buraya bir yuva oluşturduk. 2 zincir çektim. Dönüyorum. Buraya yaprak yapacağız arkadaşlar. Bir defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. Bir defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 1, 2,
2. 3 tane trabzanım oldu. 2 defa tığın başını doladım arkadaşlar. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. 4 oldu trabzan sayım. Hemen 4 zincir buradaki son yaptığım trabzanımın tepesine kapattım. Geri kalan bu trabzanımın yerine arkadaşlar 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. 1, 1, 2, 3, 4, 5, bu da 6. 6 tane yaprağımın sık iğnesini yaptım. Yuvada 7.yi yapıyorum. Evet, yaprağımın birisi hazır arkadaşlar. 10 tane zincir. 10 zincirimi çektim. 1, 2, 3 buraya 4. veya 5. zincire bu şekilde kapattım arkadaşlar. Geri kalan yere 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğneyi bu şekilde yapıp 6. sık iğnemizi de yuvada yapıyoruz. Bu fıstıklarımızın dalı arkadaşlar. Bu şekilde buraya da fıstıklarımızı yapacağız. Tekrar 2 zincir çektim. Bir defa doladım, yuvaya girdim. 2'yi 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 seferde yaprak yaptım. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Yuvaya girdim. Trabzanıma girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sık iğnem. Bu şekilde 6 tane sık iğne yaptım. Yaprağımı bitiriyorum arkadaşlar. Bir tane de yuvada sık iğne yap. Şu yaptığımız 5 trabzanı arkadaşlar bu şekilde trabzan seviyesine inmek için bir de trabzanımın köşesine kapattım. Bakın arkadaşlar bu şekilde daha dik yukarı bakıyor yapraklarımız, modelimiz. Bu trabzanın tepesine de son trabzanın tepesine de batarsanız daha muntazam işiniz olacaktır. Bir tane zincir çektim. Buraya yine orta büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde. Örümceğimi yaptım. 3 tane, 1, 2, 3 tane tığ battı atlayıp buraya 4. tığ battıma kapattım. Bu şekilde. Tekrar yaprağı bir tane daha gösterelim arkadaşlar. Yaprağımız bu şekilde oldu. Yine örümcek yapıyorum orta boy. Bu şekilde. Örümceğimiz. 2 defa tığımın başını doladım. 3 tane tığ battı atlıyorum. 4. tığ battımın içine girdim. Buraya 2, 2, 2 olarak bu şekilde trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Trabzanımın içine trabzan yapacağız. 1 defa doladım. 1, 2, 2. 1 defa doladım. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 4. Ve bu da sonuncu 5. trabzanım arkadaşlar. Yaptığım trabzanın üstüne 5 tane trabzan yaptım. 7 zincir çekiyorum. Döndüm. Ve buradaki ilk tane trabzanımın tepesine bu şekilde kapattım arkadaşlar. Buraya bir yuvam oluştu. 2 zincir çekerek döndüm. Bir defa tığın başını doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 aldım. 2 trabzanım oldu. Burada sadece 3 trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3 seferde aldım 3. trabzanımı. 4. trabzanım yaprağımın sık iğne trabzanı olacak. 1 aldım.
İki aldım, iki aldım, iki aldım, dört seferde aldım. Bu sonuncu trabzanımız, sık iğne trabzanımız. O yüzden üç trabzandan sonra hemen bunu yapıp üzerine bir tomurcuk yaptım. Sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Arkadaşlar eğer hepsine 5 doldurduysanız buraya, ben demin 6 doldurduğum için 6 doldurdum. Müsavi olsun, yapraklar birbirini yadırgamasın diye. Eğer siz hepsine 5 doldurduysanız diğerlerini de 5 olarak devam edin. Buraya yaprağın bitiminden sonra 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 10 zincirimi çekip alttan sayıyorum. 2, 3, 5. veya 4. arkadaşlar. Şu yuvanıza göre kapatın. Yani şu yuvaya 3 tane fıstığı sığdırabilirseniz arkadaşlar, ona göre hesap yaparak 4 veya 5'e batabilirsiniz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar yaptığım zincirin içine sık iğneye geçtim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yapıp 6.'yı da bu ana yuvada, yaprağın olduğu yuvada kapattım. 1, 2 zincir. Bakın arkadaşlar, bu dalımız, buraya da fıstıklarımız olacak. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 aldım. Bir defa tığın başını doluyorum. 1, 2, 2. 3 tane trabzanımız oldu. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. Bu şekilde 4. trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım burayı arkadaşlar. Şimdi 5 tane, 6 tane pardon, buraya sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğneyi yaptık. 7.'yi de ana yuvada yapıp şu trabzanımızın tepesine de arkadaşlar inmeyi unutmayalım. Bir zincir çekip bir tane de örümcek yapıyorum. Bu şekilde örümceğimi yaptım. 3 tane tığ battı atlıyorum. 1, 2, 3. 4. tığ battımın içine bu şekilde girdim. Buraya bir tane de zincir çekiyorum. 2. yaprağımı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İpimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu fıstığımızı da sarı iple yapacağız arkadaşlar. Biraz bunlara renk katsın dedim. Biraz hareket katsın. Sarı renkle buraya yaptığımız yuvayı arkadaşlar sık iğne yaparak ipimi tığıma tutturdum. Şöyle köşeye çekelim arkadaşlar. Başlayalım. Bismillah. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 7 tane zincirimi çektim. Parmağıma yatırdım arkadaşlar. Şöyle hafif çıkardım. Dibinden almanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten bu şöyle orta yerden bile başlasanız, bakın zincirimin üzerinde bir zincir çektim. Geliyor. 2. Hani arkadaşlar diyor ya, çekemiyoruz buraya, sıkışıyor diye. Şöyle ilerden, biraz ilerden yaptığınız takdirde bu şekilde, bakın o geliyor arkadaşlar. 4, 5, 6, 6. Yani ipimiz çok sadık arkadaşlar. Tığı çevirdim. Çene yapacağım diye. Hemen peşimize geliyor diyecektim. 3, 6, 7, 8, 9, 9. Altından giriyoruz. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir tane daha yapıyoruz. 16. Evet arkadaşlar, 7 zincirimizin üzerine 16 tane ilmeğimizi topladık.
Hepsini bu şekilde topladım. Şimdi bir tane de buradaki yeşil yuvamla giriyorum ve kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde. Düzeltmeden önce demiştim bir zincir çekip bu şekilde arkadaşlar fıstığımızı düzeltiyoruz. Bilmiyorum, ben bir zinciri dibini sıkılamayınca böyle yuvalayamıyorum arkadaşlar. Taktiğinin de bu olduğunu zannediyorum, sizle paylaşıyorum. Bu şekilde şimdi yanına iki tane daha fıstık yapacağım arkadaşlar. Fıstığımız 3 olacak. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parmağımın üzerine yatırdım. Kurbanlık koyun gibi yatıralım arkadaşlar şöyle. Ve biraz hafif ipimi gevşettim. Dibinden alınca sıkışıyor ya arkadaşlar, diyorsunuz ya buraya sıkışıyor diye. Şöyle ileriden alalım. Orta yerinden. Bakın burada bir tane zincir çektim, geldi. Korkmayın, geliyor. Dibinden başlayıp da devam et. Yani dipten başlayayım sonra da. Bu geliyor, merak etmeyin arkadaşlar. Üzerine doldukça, sıyrıldıkça geliyor. 3. 3 mü oldu? 4 oldu. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, dikkat aldım arkadaşlar, dikkat edelim, 16. Aslında dikkat edilmesi gereken kişi benim ama. Hepsini bir topluyorum arkadaşlar. Yine buradan yeşilden de bir ilmek alıyorum. Bu şekilde. Bakın buraya bunu böyle sıkıştırarak tane zincir çekiyorum. Şöyle zincirimle sıkıştırdığım takdirde bakın arkadaşlar şöyle toparlak bir şey yapmaya çalışıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Yine 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Zincirimi parmağıma yatırdım. Şöyle hafif tığımı gevşetip şöyle arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum zincirimin üstünde. Zaten bu ilk bir zinciri rahat çekerseniz öbürleri kolay oluyor arkadaşlar. İlk zinciri de bu şekilde ortaya getirip kendinize doğru geliyor. Şimdi gerisi kolay dediğimiz gibi. 4 oldu yine. 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 ve 15. 15. fıstığımı bir tane daha arkadaşlar. 16 idi. Öbürleri 16. Bu eksik kalmasın. Bir tanesi fark etmez ama olsun, yaptık. 16'sını birden bu şekilde çektim. Arkadaşlar tığıma topladım. Bir tane de buradaki yeşil yuvamdan. Bismillah. Bir tane de buradaki yeşil yuvamdan buraya bu şekilde arkadaşlar sıktırıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fıstıklarımız bu şekilde, böyle sarıyı da renk katsın diye kattım. Şimdi arkadaşlar size fıstıklar hakkında bir şey söylemek istiyorum. Bir fıstığın çok güzel bir fıstık olduğunu nasıl anlarız? Bakın arkadaşlar, buradan burası sıfırsa, burası sıfırsa, ucu havaya kalkık değilse böyle yukarı doğru, yani ikisinin ip uzatma şekli az ayarlandıysa güzel fıstık böyle sıfıra sıfır dibinde olandır arkadaşlar. Mesela havaya kalkıksa bir fıstık, onu ne kadar da düzeltseniz, çünkü bu ipi kesemezsiniz buradan, bu havaya kalkıksa şöyle düzeltmekle falan da zar zonat, yani sadece şeklini verebilirsiniz. Oradaki uzunluğu, mesela bu mesafeyi uzunsa onu düzeltemezsiniz hiçbir şekilde. Güzel fıstığın nasıl olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Buralar mesela, bu dipler. Şunlar da arkadaşlar şöyle sığabileceği küçük yapmayın. Fıstıklarınız sığmadığı takdirde üst üste olur. 10 zinciri şöyle rahat bir şekilde
Eğer eliniz sıksa 12 zincir dahi çekebilirsiniz. Yeter ki bu fıstıklar rahatsız olup sıkış sıkış olmasın. Evet, dediğimiz gibi güzel fıstık bu dipleri sıfıra sıfırsa çok hoş durur. Bu şekilde arkadaşlar, dibi sıfıra sıfır olduğu takdirde çok güzel fıstık demektir. Modelimiz çok güzel bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah umarım güzel bir çekim olmuştur. Sabah güneşi çok felaket vuruyor. Parlak bir görüntü olmamıştır. İnşallah anlayacağınız bir video olmuştur. Yapan arkadaşlar, yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.